Şimdi mesela derbiye bakıyorsun. Abi derbide Galatasaray mesela şöyle bir şey var. Diyelim, hani diyelim demeyeyim de, o Galatasaray bir 15 dakika çok kötüydü değil mi? Beşiktaş daha doğrusu bir geldi. 15 dakika hem ev sahibi baskısı hem hırs, iştah, tempo. Geldi, Muslera işte çıkardı, çıkarırken saçmaladılar. 3 kere üst üste top Ya en kaptırdılar. çok topla Bir buluşan daha oyuncu geldi, Muslera olmuş ilk sanki yarı. FIFA'da konsantrasyonu kaybedince olur ya. Beşiktaş yüklendi. Bir buçuk dakikada 3 pozisyon falan buldu. Yani netliği tartışılmakla birlikte 3 kere kaleyi buldu peş peşe. Yani o yalpalamayı yaptın. Hadi ondan sonra Galatasaray toparladı. Yani toparladı. Topu aldı, kaleye gitmeye Oynamaya başladı başladı, direkt. oynamaya başladı. Tamam, güzel. Abi, ne oldu abi? Ya yani topu aldın, istediğin gibi oynamaya başladın. Beşiktaş deplasmanında en fazla bunu yapabilirsin. Ama bunu yaptın, bunun bir karşılığı var mı? Karius yere yattı mı abi? Karius herhangi bir kurtarış yaptı mı? Topu almak zorunda kaldı mı? İşte Adem'in Aa, kafasına kadar bu yok. nasıl kaçırdın dediğin var mı? Galatasaray'ın Aynen. en iyi oynadığı dönem 15-45 arası. Hadi 20-45 arası de. 25 dakika iyi oynadın. Ne yaptın O da abi? ikinci Abi bölge oyunu, o kadar. iyi oynuyorsun zannettiğin bölümde pozisyon üretemiyorsan zaten bu iş bitmiş. Geçmiş olsun yani. Sen bu ligde en az pozisyon üreten takımlardan birisin. Senden çok daha aşağıda gözüken kadro kalitesi olarak takımlar çok daha fazla pozisyon üretiyorlar. İşte bu noktada Fatih Hoca'nın ya biz bunu yapıyoruz ama bu olmuyor demesi lazım. Müdahalenin gelmesi lazım. Galatasaray topu dolaştırıyor bir şekilde. İşte bir şekilde Belanda iletiyor. İşte dönüyor o Mariano'ya atıyor. İşte Fegoli bindiriyor falan. Ya da Fegoli alıyor. İşte bir dribling yaptı. Mariano'yu çıkarıyor falan. Sonra Muslera'ya Orta dönüyor. yap bitti. Ya orta Rakibe yapıyor takıl bitti. taç ya da Muslera'ya dönüyorlar sonra geri. Ya da şöyle Muslera dönülüyor. Muslera topu şişiriyor Babel'e. Babel indirdi. Ya da indiremedi. Sonra Enzonzi'ye geliyor. Enzonzi sonra Muslera'ya tekrar dönüyor. Babel'e 3 kişi basıyor. İşte o sırada ya geri dönecek ya da işte yakaladığı Aynen. nadir anlardan bile çekip vurmaya çalışacak. Benim hayal ederken sinirim bozuldu. Abi senin başka yöntemin yok mu? Mariano'nun önündeki beke taktığı ortalar bir de Babel'in bireysel ulan bir şeyler yapabilir mi şeyi. Ben Babel'e kızmıyorum. Babel'e kızamazsın bu oyunda. Gerçekten mesela E tabii Babel canım. zararlı şu an takıma. Zarar bir yani artısından çok eksisi var ama Babel'in kabahati değil ki. Ya bu tercihin kabahati. Fatih Hoca'nın Babeli sorumluluğu Hollanda bu. milli takımında da izliyoruz mesela 4-3-3'ün solunda. Abi bir şey diyeceğim. Acayip oynuyor. Mesela şey, Galatasaray topu almak istiyor değil mi? Tıkır tıkır oynamak istiyor. Tıkır tıkır oynamak isteyen takım avutla topu çıkar mı ya? Niye ki Galatasaray yanına boş oyuncu varken bile topu dikiyor Muslera yani? Babel'e şişir Babel indirsin. Ya Babel sıkıştığın anlarda sana bunu sağlayabilir ama sürekli bunu yaparsan zaten bir kıymeti kalmıyor. Adam da aptal değil ki rakipte Abdullah Hoca zaten Galatasaray'ı analiz ederek yenme konusunda bayağı meziyetli bir hoca. Başakşehir'de çok yaptı. Başakşehir'de Sabri'nin üzerine topla Yani çıkmasını sağlayarak kaç maç almıştı öyle. hani hafta 30'da Hatırlıyorum. 34 arası değilse Abdullah Hoca zaten Galatasaray'a karşı formül üretiyor bir şekilde. Buluyor yani. O şampiyonluk baskısı yoksa yani sadece maç oynanacaksa Abdullah Hoca çok ideal. Doğal olarak zaten senin eksiklerini görüyor. Bilmiyor mu yani? Doğal olarak Galatasaray aynı çıkması kadar saçma bir şey çok az olabilir. Ya dediğim gibi Beşiktaş maçında senin iyi oynadığını zannettiğim bölümde oynayamaman bile birçok şeyi, her şeyi gösteriyor hatta. Doğal olarak da hata yapanın kazanacağı bir maça dönüştü. Hatayı da sen yaparsın. Hatay da marka A yaptı. Hatayı ev sahibi daha az yapar yani. Çünkü marka orada bir adım ileride olsa, ofsaytı bıraksa, marka bazen çok yakın oynuyor, temaslı oynuyor ve orada yakın oynadığı zaman kaçırdığı an adamı, mesela sarı kartı öyle gördü, makası alıyor sağ ayağıyla. Makası almasa, sırf topa dokunsa o sarı kartıyla o pozisyon mesela, ama o kadar yakından ve darbeli oynuyor ki bazen garantiye almak için. O stoper şekli bazen iyidir ama formsuz olduğun zaman işte o kendine güvenmemekle de alakalı. Hani kendine güvenen stoper bazen bir adım kendini geri atar, alan bırakır oyuncu bir şey yapsın diye. Hızlı Marka, oyuncu olsun. evet Uyumlama Marka bırakıyor. mesela Marka işte yakın oynamasının sebebi biraz kendine, bu sezon için söylüyorum, geçen sene o kadar hata yapmıyordu, güvenmemesinden ve o sarı kartı öyle gördü. Hatayı da Umut Nayır'ı engelleyemeyerek yaptı diyelim. Ya bu maç içinde bunlar olur ya. Yani Olur ama atıyorum. Marka işte bu sene fazla yapıyor onları. Ben Markan'ın çok iyi durumda olduğunu düşünmüyorum Evet zaten. evet Katılıyorum yani sana. çok kötü Ama şey başladı. değil. Hani Marka böyle geçen seneden bir tık aşağıda diye olmuyor bunlar. Sen pozisyon üretmedin. Sen golü yani bir maçta böyle olur tamam dersin. 5 tane maç oynadın. 3 Şampiyonlar Ligi, 2 derbi oynadın. 0 gol ya.
0 gol toplasan 4 pozisyon falan var. Ya Galatasaray 450 dakikada 4 pozisyon bularak neyi kazanabilir ki zaten? Onlar da böyle gidemezsin abi bir yere. Yani ciddi hazırlanmış şu da kaçar dediğimiz hani Bruj maçında Babel'in var. Net. Hani Bruj maçını bir kenara koyarsak diğer büyük maçlarda çok fazla o da yok. Yani organize gelmiş böyle %100 diyebileceğim pozisyonumsu hareketler var yani. Yani varsa da onlar da bireysel. Yani organize bir şeyle gidemiyor Galatasaray. Doğal olarak da Beşiktaş'ın şey yapmasına bile gerek yok. Yatıyor. Bir şekilde yarın bir hata çıksa atsak yeniyoruz diyor zaten adam. Ya yani rakiplerin de bir gol atacak kapasitesi var. Hemen bu ligde her takım Galatasaray'a bir gol atabilir. Ama Galatasaray'ın her takıma gol atması lazım. Pozisyon üretmesi lazım. Sıkıntı burada. Sıkıntı hücum kaynaklı. Hücumu çözersen zaten rakip de senin o kadar rahat yerleşemez. Ki insanların hücumda işte üretken olsa en merak ettiği şey de Fatih Terim gibi bir hücum konusunda kitap yazsa hani okullarda okutulacak futbol okullarında bir teknik direktörün Türkiye'de yani en iyi savunma hücumdur prensibini milli takım başta olmak üzere Galatasaray'da Avrupa'ya ezberletmiş bir teknik adamın nasıl oluyor da hücum konusunu yeni senaryolarla çözemiyor insanlar merak ediyor. Ama bence şimdi Rize maçına geleceğim. İlk darbe orada vurulacak kadroya. Ve Ocak ayına kadar çok çeşitli sürprizler olacağını düşünüyorum kadroyla ilgili. Yani netice verir mi? Vermeye de bilir. Ama kadro olarak hani bu ezberin bozulacağını düşünüyorum. Çünkü hoca son şansı Beşiktaş maçında verdi. Hani Gençlerbirliği maçında demiştin ya yine bir. Orada konuşuldu Flora'da. Yani defalarca konuşuldu. Bunu şimdi mi yapalım? Biraz öteleyelim mi? Bence biraz fazla ötelendi. Beşiktaş maçına kadar ötelendi o kadro yapısının aynı devam etmesi. Şimdi Beşiktaş maçından sonra daha farklı olacak. Dediğim gibi sonuçları yansır mı? Halen emin değilim. Hani kadroyu değiştirin, Taylan'ı koydun, işte Süleyman'ı koydun. Taylan'ı koyacağına emin değilim ben. Hani misal hani değişecek mi her şey? Şener'i koydun değişecek mi? Değil. Şener Mariano'dan kalite olarak aşağıda, fizik olarak şu an eşit ve biraz da yukarıda bir oyuncu. Eşit mi? Ben kesin yukarıda. Mariano'dan hani fizik olarak... Maç eksiği var diye mesela 45'te... Mesela Berkay fizik olarak daha yukarıda olabilir Mariano'dan. Şimdi şurada bakıyorum da 45 dakika çok fit insanlar değiliz o yüzden bizden evet, örnek veremedim. Benim göbeğime bakarak bunu söylemen çok Nevzat kesinlikle daha fit. Evet Nevzat öyle. Ya Mariano'dan fit olmak bir haber değeri taşımıyor. Hayır Şener maç oynamadı o yüzden. Bak maç oynamış bir Şener. Şimdi 45 oynadı Sivas'ta iyi oynadı. Maç oynamamış bir Şener de bence Mariano'dan daha fit. O derece diyorsun. Abi Mariano yok abi Mariano bu ligin oyuncusu bunun yeterliliğini sağlayacak fiziksel kapısı geçmiş. İşte Şener o sakatlığı geçirmeseydi sezon başı hatırlıyor musun? 3 hafta yoktu. Abi oynadı iyiydi. İnanılmaz olurdu performans o zaman. Performans da verdi. Yani, ligde denendi aslında yani. Aslında fit Şener o zaman olurdu. Onu kaçırdı biraz. Rize maçında ne bekliyorsun? Abi hoca değişiklikleri artık yapacak belli ki. Bazı oyunculara da haksızlık ettiğimi düşünüyorum dedi. Hangi oyuncular olduğunu göreceğiz. Ya dediğim gibi benim fikrim belli zaten. Ben Enzonzi'nin stoper oldu. Çünkü Galatasaray'da stoper eksiği de var. Bunu unutulmasın. Hoca stoper istedi son mesela zaten. Mesela 3 stoper hani 3 stoper oynayabilirsin ama şey yedeğin kalmayabilir. Ahmet Çalık da Galatasaray seviyesi bir yedek değil zaten. Şimdi Enzonzi'yi çektiğin zaman Dong da alternatif kalıyor. Enzonzi Marcao'lu indama yapabiliyorsun. Marcao'nun da birebir son santrforla oynamayan adam olduğunda daha faydalı olabileceğini görebiliriz. Ayağı da düzgün. Oradan daha da rahat çıkar. Çünkü ne kadar beke yaklaşırsan o kadar görüş alanı da genişliyor. Çünkü dikine basmıyorlar sana bu sefer. Doğal olarak Marcao, Enzonzi, Luyendama gibi bir üçlü var benim kafamda. Marcao Şener var. Ceza duruma düştü. O zaman Dong oynayacak. Dong. Yani yapacak bir şey yok. Dong olur. Dong, Enzonzi, Luyendama. Ömer'in cezası bitti. Ömer dönüyor. Şener sağda, Ömer solda. Şimdi Ömer'in şöyle bir olayı var. Ömer sol bek oynayamıyor. Tamam. Ama Ömer zaten orta sahayla kanat arası bir şey oynuyor normalde. Burada da hani zaten arkasını bir savunmacı kapatacağı için koridoru tek başına savunmakta güçlük çekmeyecektir. O savunmaya da katkı verir. Patlayıcı da bir oyuncu. Dikine top da sürebilen bir oyuncu. Orada hücum atraksiyonları daha fazla arttırabilir Nagatomo'ya göre. Nagatomo ile Mariano bu takımda oynadığı sürece ben bu takımın üzerindeki ölü toprağının kalkacağını düşünmüyorum. Merkezde bu kez Lemina Seri Berlanda'dan ikisi oynar. Mümkünse Berlanda kulübeye gelsin. Bunu diğer ikisinden daha kötü olduğu için söylemiyorum çünkü değil. Hepsi belli bir seviye. İstikrarsız konumda şu an ama Berlanda'nın durumu farklı abi. Berlanda sevilmeyen bir oyuncu. Bence Berlanda diğerleri daha kötü futbolcu da. Daha bak daha iyi futbolcu demedim. Ben durum bilerek, olarak bilerek söyledim. Takılıyorum sana. Seri oynayabilecek durumda olsa, fit olsa
Fatih Hoca manyak mı oynatmayacak? Hayır, mesela şöyle. Adam zehirleniyor böyle. Bir şey oluyor abi sürekli. Bak her şey Galatasaray formalarını da çıkarsınlar. Hı? Şeyde oynasınlar mesela. Seri nerede? Daha iyi oyuncu bence de Seri daha iyi. Onu demeye çalışıyorum. Ama ben onu ama hani söylediğim fit şey olur. O değildi. Ha, yani Berlanda'dan hani daha iyi futbolcu hani Seri. Anlık bahsediyorum. Anlık performansı. Seri, yine Seri daha. Seri 2 sene önce. Seri şu an daha iyi değil abi. Yok, kusura bakma. Bence. Seri nasıl daha iyi abi şu an? Sahaya çıkamıyor adam ya. Allah Allah. Yani Paris maçı dışında seri gibi top oynamadı Galatasaray. Maç seçiyor, sıkıntı orada. Lemina şey dedi, bu arada bu dediğim şeyden bağımsız değil. Mesela 3 hafta idmana çıkmıyor. 2 idmanla maça çıkıyor çocuk. Tabii ki daha iyi olmayacak. Bu hani aynen. Şey durumdan bahsetmiyorum. Potansiyelden hazır bahsetmiyorum. Değil. Lemina şey olarak hazır değil. Benim şeyim yok. Ben zaten kulübeye gelmesi taraftarıyım Berlanda'nın. Aynen. Mümkünse Galatasaray hiçbir iç oyuncusu güvenilir değil. Benim gözümde. Seri, Lemina, Berlanda hiçbiri değil. İkisi oynayacak. Seri en azından defansif orta saha oynayabilecek bir oyuncu olduğu için Seri banko yazılır. Lemina ile Berlanda hangisi fitse, mümkünse de eğer fitse Lemina oynasın. Berlanda biraz kulübede otursun abi. Zaten hem bir tribünlerin gerginliği evet, azalsın. Evet, protestodan sonra olabilir o. Hem Berlanda biraz kendini toparlayacak zaman bulsun. Yani biraz fedakarlık psikolojisiyle, biraz Fatih Hoca'nın isteğiyle. Adam Kamış'la beslenirken sahaya çıkıyordu. Gerek yok yani. Ne zorlamaya ne gerek var? Yani eğer tam %100 oynayamayacaksan gerek yok yani. Kaldı ki bir iç saha maçı. İkili orta saha. Ön tarafta da işte Babel, Feghouli ki mümkünse eğer bunlardan birini Emre Mor'la değiştirirse Galatasaray daha faydalı olur. Ve Andone. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde olmalı kelime. Diyorsun. Benim kafamdaki şey bu. Rize maçı. Yani Rize bence uygun bir rakip. Gollemeye müsait bir takım. Kolay gol yiyen bir takım. Meziyetli oyuncuları var. Yok değil. Kimse kimseye bedava puan vermeyecek. Kaldı ki Rize Spor'un Galatasaray'a karşı bir hırslanacağını düşünüyorum. Kendi açılarından çok o yani büyük bir travma olarak yaşadılar. Derbi. Hakem hatalarının da olduğu bir maç yaşadılar. Onun üstüne ben mevcut yönetimin şeyinde bir oyuncuları hırslandırmaya çalışacağını düşünüyorum. Agresif bir maç olacak ama Galatasaray için uygun bir maç. Yani Rize Spor form durumu olarak Galatasaray'a çok da büyük arızalar çıkaracak bir takım değil bence. O zaman bir sonraki partta görüşeceğiz. Görüşelim. Geçtik.